Ve canlar dostlar merhaba, ben Cem Kervan. Bu hafta Darmadağın adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa yolda yürürken abdallara şöyle dedi: bu gece hepiniz beni terk edeceksiniz. Çünkü Tevrat şöyle buyuruyor: Allah çobanı vuracak, koyunlar darmadağın olacak. Fakat beni ölümden dirildikten sonra Celile'ye sizden önden gidip orada sizi bekleyeceğim. Petrus, diğer herkes seni terk etse dahi ben hayatta terk etmem, dedi. İsa ona, gerçeği söylüyorum Petrus, bu gece, evet bu gece horoz ötmeden önce beni tanıdığını bile 3 kez inkar edeceksin, dedi. Petrus İsa'ya katiyen, seninle birlikte ölmem icap ederse bile seni asla ve asla inkar etmem ben, diye ısrar etti. Katiyen, zinhar, asla ve asla. Bütün talipler aynı şeye yemin etti. Buna göre bir deyiş yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Terk edeceksiniz, edeceksiniz. Kelam der ki çobanı vuracağım, ey can vuracağım. Hepiniz beni terk edeceksiniz, edeceksiniz. Ve koyunlar olacak darmadağın, ey can darmadağın. Sonra dirilirim, dost dirilirim. Gömüldükten sonra geri gelirim, ey can gelirim. Celile'ye sizden önce varırım, ey can varırım. Ve koyunlar olacak darmadağın, ey can darmadağın. Ki asla seni terk etmem, asla terk etmem.
herkes inkar etse de inkar etmem, dost inkar etmem. Katiyen ben seni zinhar reddetmem, zinhar reddetmem. Ey koyunlar olacak darmadağın, ey can darmadağın. Sader reddedeceksin, reddedeceksin. Horoz ötmeden önce gideceksin, ey can gideceksin. Sen beni üç kez inkar edeceksin, dost edeceksin. Ve koyunlar olacak darmadağın, ey can darmadağın. Evet ve hakikaten öyle oldu. Haftaya yine bu konuyu işleyeceğiz. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.